Çekim alsın. Çekiyorum şu an. Çekiyor musun? Hmm. Kemal çek. Evet çekiyorum yavrum. Çek mi Kemal sen? Çektim bebeğim. Çektin mi? Çektim tatlı. Emine delik gördü. Smotri smotri smotri. Eto onu da bak. Şurada bir delik var. Buranın da sembolü. O böyle ses çıkarıyor. Evet, çok güzel. Tık 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 yapıyor böyle. Ağzıyla mı? Hı-hı. Yuva yapmış oraya. Nerede? Nerede? Gel burada bak, gel burada. Bak buradan da görünüyor, bak 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 bak. Bak. Ha. Elmiracı şurada. Şikardaydı. Bir bakarız tabii. Вот смотри, видно, видно отсюда. Смотри. Dur. Ben kaldırayım mı? Смотри. Kaldırmaya gerek. Вот смотри на крышу, вон видишь? Aha, Emira bak yukarıda bak görünüyor. Gnezdoşka сидит. Вон, вон, смотри, вон gnezdoşka. Gelmedi ki. Bizimki güneş arıyor. Türkiye'nin maçı bugün müydü acaba? Aa, yarın galiba. Arnavutluk şeyinde yapıyorlar. Arnavutluk taraftarları İtalyanlara böyle spagettiyi ikiye bölmüşler böyle. Hı. Hani sizi yendik diye. Arnavutluk kazandı. Bilmiyorum ki kazı maçtan önce. Hı. Şeyin üzerine yuva yapmış. Lükse bak delikteki. Ha? Delikteki lükse bak diyorum. Katedralin üzerinde. Delikler bile lüks. Türkiye'de bir deyim var biliyor musun? Ama elektrik şeyleri yapıyorlar ha. Türkiye'de genelde. Leyli havada görmek diye bir laf var. Biliyor musun? Çok seyahat demek. Edeceksin demek. Bu sene Leyli'yi havada gördük. Hani çok seyahat ediyoruz. Ne kulesi o? Eiffel kulesi. Daha başkası. Anlayacağım tut çıla ve çekiyorsun. Bak burada bak. Gel gel bunlara bak. Emre, o ne kulesiydi? O ne kulesiydi o? Emir o ne kulesiydi? Buraya gel Emir'a. Bak burada bu ne kulesiydi Emir'a? Merhaba. Merhaba. Kolmar'dan ayrılıyoruz. Kolmar tren istasyonundayız. Buradan Zürih'e doğru yola çıkacağız. Önce Mulhouse diye bir şehre gideceğiz. Oradan Zürich trenine bineceğiz. O da yine valizler, elmiler. Son çubuk krakerini yiyin. Evet. Son paket. Bitirdi bütün paketi. 10 tane mi yapmıştım? Burada bulunmayan şeylerden biri olduğu için biraz aslında idareli kullanırdı. Şeyde markette değil ama biraz farklı. Böyle çok koyu renk. Acaba karamelize falan mı? Çünkü var böyle. Carrefour'da mı gördün? Atmak lazım ha. Çünkü Elmira'nın en sevdiği şeylerden biri. Kolmar'da da yani şöyle 2 gün için biz zaten buraya dinlenmeye de geldik aslında birazdan. Çok fazla çıkmak istemedik. Çok yorulduk.
O yüzden Kolmar'da çok gezemedik ama gezdiğimiz kadarıyla yine böyle şirin bir yer. Burada da yapılacak çok şey var ama. Müzeler çok var. Evet. Bir tanesine gittik. Bartolu Demir Üniversitesi'ne gittik. Bir de şu trene bindik. Şehir turu evet. Trenine. En güzeli o. Güzel oluyor. En her güzel tarafını şey görüyorsun çünkü en güzel yerleri gösteriyorlar. Fiyat olarak da yani en şeyi bu. Uygun bir şey sağlıyor ve görüyorsun yani. Tamam yeter. Gördüm mü güzel. Oraya ben şimdi yürümeye kalksam saatlerimizi alır. Özellikle çocuklar için çok güzel. Elmira mesela, Elmira bile 10 dakika dayandı yani. Tam 40 dakika sürüyor. 40 dakika sürüyor ama 10 dakika dayandı. Şimdi Zürih'te bir arkadaşımız var. Onunla buluşacağız. Ertesi günde muhtemelen dinleniriz. Çok fazla bir şey yapmayız. Otelde yine takılırız. Belki bir kere bir şehir merkezine gidip geliriz. Zürih'in de çok böyle gezilecek den ziyade yaşanacak bir yer oldu zaten söyleniyor. Ha bu arada burada Kolmar'da inanılmaz Türk turist var. Evet. Çok fazla Türk turist var. Acaba kafileler mi geliyor yoksa yani Fransa'da yaşayan, Avrupa'da yaşayan Türkler mi buraya geliyor bilmiyorum ama neredeyse her adım başı bir gruba rastladık. Ama şey de var, restoran var çok. Çok Türk mağazalar, restoran var. Sen de marketler var. Evet, Türk marketleri var, Türk restoranları var. Demek ki nüfusu da var. Evet. Ben burada mesela beklemiyordum. Ama Strasbourg'da bekliyordum ama burada mesela beklemiyordum bu kadar şey yok. Ve turist grubu yani otelde kalıyorlar. Böyle yaşayanlar değil. O da ilginç, ilgimi çekti yani ufacık bir yer aslında. Kaç ufacık değil. Ufacık değil mi? Çok fazla şey var ama. Çok duymadım. Ben mesela hayatımda duymadım. Ben de hiç duymadım Kolmar'ı. Yani Strasbourg'u duyduk. Evet. Oradan buradan yani meşhur bir yer. Kolmar mesela ilk defa sen bana söyledin böyle bir yer var. Bunu Daniel söyledi bana işte. Bizim o şimdi Zürich'te buluşacağımız arkadaşımız bizim Strasbourg'a falan gittiğimizi duyunca arada güzergahta Kolmar var oraya gidebilirsiniz demişti. Biz de o yüzden baktık ha tamam iki günde burada geçirelim dedik. Zaten güzergah üzerinde. Yarım saatte Kolmar şeyden Strasbourg'dan trenle gelebiliyorsun. Elbine keyifli valla. Şu an Zürich treni bekliyoruz. Birazdan gelecektir. Zürih trenine bindik. Şöyle bir manzara var. Bizim profesyonel Seyya hemen çıkardı ayakkabıları. Evet biz Türkler olarak, bir Türk ailesi olarak hemen bulduğumuz çimenliğe çöktük. Böyle yapan bir tek biz değiliz. Ama etrafta çok kişi var, herkes takılıyor valla. Çok güzel, insanlar böyle huzurlu huzurlu bir şeyler oturuyorlar güne. Ve hava bu arada sıcak gerçekten. Evet bugün çok sıcak. Yazı hissediyoruz evet. Yani. Biz de böyle sandviç aldık Migros'tan. İzmir'de karpuz bulduk. Karpuzcuyu bayağı da yememişti. Çok güzel bir ağacın altında şöyle oturuyoruz. Altstadt denen bölgeye geldik. Yani eski şehir. Böyle herhalde bir sürü otel falan var. Şey çok güzel ya. Böyle her tarafta bayrakları var. Bizde de olabilir ya. Bayrak güzel bir şeydir. Emira. Emira, sen ne yapıyorsun? Ben kediyle oynuyorum sana. Bakayım bir. Öbürlerine nereye koydun? Bir şey soracağım sana. Burası neresi? Burası. Zürih. Burada. Evet. Burada nere? Bu otel. Neresi burası? Kedini. Kedini hemen kurdum. Mini kediyi çok sevdi. Çok mu sevdi ama bana verme. Ay. Az önce sorun çıkarıyordu şimdi. Kedi. Kedi.
Böyle güzel bir meydana geldik. Geziyoruz. Simit'te. Ha şu gördüğümüz şey bak işte. Evet. Tamam burasıymış merkez yer zaten. Посмотреть хоть, чтобы киска не подходила. Вот отсюда смотри. Это 15 секунд. 2, 1.